Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube'a yüklemiş olduğumuz videoların ayrıntılarını cep telefonumuzdan YouTube Studio uygulamasıyla nasıl düzenliyoruz beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Bu işlemi yapabilmek için cep telefonumuza YouTube Studio uygulamasını indirmiş olmamız gerekiyor. Hemen ben indirdiğim uygulamaya dokunuyorum. İçerikler kısmına dokunuyorum. Buradan benim yüklemiş olduğum videolar sıralı bir şekilde geldi. Buradan ben en üstteki videoyu seçiyorum, onu düzenleyeceğim. Kalem aracına dokunuyorum. Şimdi burada ben başlığı, açıklamayı, gizlilik, para kazanma, kitle, oynatma listesi, etiketler, kategori, lisans hak sahipliği, yorumlar, dağıtım seçenekleri işlemlerini yapabildiğim gibi son olarak da istersen bu videoyu buradan kaldırabilirim. Başlık değiştireceğiz. Başlığı değiştirmek istediğimizde geliyoruz, burada facecam yazıyor, yanına dokunuyoruz şöyle. Şu anda kursör orada yanıp sönüyor. Oraya ben facecam 1 2 3 yapıyorum. Daha sonra biraz aşağıya iniyorum. Açıklamalar kısmına geldim. Burada yine ne yapmak istiyorsam onları yazacağım. Şöyle rastgele yazıyorum ben. Daha sonra bir geriye gidiyorum. Burada benim videom liste dışı olarak ayarlanmış. Ben bunu görünürlük olarak tıkladıktan sonra gizli olarak ayarlıyorum. Herkes açıkta tabi yapabilirim. Ben açılmasın diye yapmadım. Veya videomuzu ileriki bir tarih içinde planlayabiliriz. Tekrardan bir geriye gidiyorum. Bu videomuz kısıtlamalı mı? Yani çocuklara özel mi değil mi? Buradan onu seçiyoruz. Hayır, çocuklara özel değil, seçtim ben. Tekrar yaş kısıtlaması varsa eğer yine buradan onu seçmemiz lazım. Hayır, yok diye yine ben onu seçmişim. Geriye gidiyorum. Oynatma listesine ekleyin diyor. Burada benim oynatma listelerim mevcut. İstediğim herhangi bir oynatma listesine ben bunu ekleyebilirim. Örneğin diğer konuları seçerek oradaki kutucuğun tikli olmasını sağlayabilirim. Geriye gidiyorum şimdi. Burada yine etiketler, kategori, yorumlar ve daha fazlası diye ok işareti var sağ tarafa. Ona dokunduktan sonra ekran çıkıyor karşımıza. Biz burada etiketleri buradan ekleyebiliriz. İşte şöyle rastgele giriyorum ben. Geç dediğim zaman otomatik etiketi burada gördüğünüz gibi ekledi. Rastgele yine giriyorum şöyle. Geç diyorum. Her geç değişimizde bu etiketleri ekliyor. Yine kategorisine eğitim olarak ayarlanmış. Buradan istediğimiz herhangi bir kategoriyi de yine seçebiliriz. Standart YouTube lisanslı. Buralarla pek uğraşmıyoruz. Son olarak burada yorumların görünürlük ayarlarını seçiyoruz. Burada yorumlara izin ver. Uygunsuz olabilecekleri beklet diyor. Yorumları incelemek üzere beklet ve yorumları devre dışı bırak diyor. Bunun hangisi size uygunsa onu seçebilirsiniz. Daha sonra geriye gidiyorum. Buradan kaydet diyerek yaptığım tüm değişiklikleri kaydediyorum. Şayet biz videomuzu silmek istersek yine kalem aracına tıkladıktan sonra aşağıya doğru iniyoruz. Etiketler kategori kısmından en alta iniyoruz. YouTube'dan sil diyor. Ona tıkladıktan sonra soruyu silmek istediğinden emin misin diye YouTube'dan sil diyorum. Şu anda videom silindi. İşlem tamamlandı arkadaşlar. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.